Merhaba, iyi akşamlar. 1 Ocak 2024. Bazı yıllar yazılarımda bu yeni yıla geçişte eski yılı bir ay kadar kullanırdım. Sonra onu çizerdim. Yeni yılın rakamını yazardım. Bu gayret kuşağı. Gün. Bunu genellikle İhtiyarlar kullanır. Bazı dağlara giden yevmiyeciler kullanır kış günü. Bunun adı gayret kuşağı. Gençler bunu öğrensin diye göstermek isterim. Şimdi 2024 yılı bizim kiracılarımıza, bizim mal sahiplerimize, ev sahiplerimize, dükkan sahiplerimize bu kuşaktan birer tane almalarını tavsiye ederim. Gayret kuşağı sarsınlar bedenine. Bu kapitalist krize karşı, kapitalizmin krizine karşı gayret kuşağıyla mücadele etsin. Çünkü başka seçenek var mı sorusu sorulmazsa kapitalizmin içinde yuvarlanarak çözüm üretmeye çalışırız. Kapitalizm de bize krizlerini her zaman takdim eder. Kendi davası için savaşmayan devlet tiyatroları. İzmir Açık Hava Tiyatrosu'nda fuar temsilleri. 20 Ağustos 1962, 20 Eylül 1962. Evet. Belediyenin elinde olduğunu da hissetmiyorum. Devlet tiyatrosunun elinde de olduğunu hissetmiyorum. Dilerim vardır. Bunu 23 Kasım 2010 İzmir. Kocaoğlu Doktor Orhan Asena. İzmirlilerle bir sohbet. Şeref Gürsoy. Ah şu daveti avcıları. Rakua Aslan'dan Sevim Özakman. Ergenen Oneil. İrfan Şahinbaş. İzmir'in tiyatro yönünden önemi. Özdemir Nutku. Göçe dair. Cevat Fehmi Başkurt. Değerli insan, Özdemir Nutku'yu ve eşini ve ailesini hürmetle anıyorum. Ben de emekleri vardır. Çok değerli insanlardır. Dünyada artık onlar gibi bir insan gelir mi, gelmez mi? O da dünyanın sorunu. Tiyatro mevsiminde çıkar. Aylık dergi. Kelimenin ferahlığına bakın. Kelimenin ferahlığına bakın. Ferah, sıkıcı hiç yok. Tiyatro mevsiminde çıkar. İmtiyaz sahibi Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Cüneyt Gökçer. Yazı işleri fiilen idare eden mesul müdür Mümtaz Zeki Taşkın. İdare yeri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü. Tiyatronun fotoğrafçısı Osman Darcan. Kapak kompozisyonu Hüseyin Mumcu. İzmir Fuarı açık hava temsillerine mahsus özel sayı. Ay herkese gülümser. Jose Hogan, Muzaffer Kurdoğlu, Jim Tirone, Kerim Afşar. Biz Kerim Afşar'a çok şeyler borçluyuz. Kerim Afşar'ı Kültür Bakanlığı, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dilerim sahip çıkar. Yani o zaman Büyükşehir yoktu tabii, biliyorsunuz Konak Belediyesi vardı. Kocaoğlan yazarı Doktor Orhan Asel. Bunlar dev insanlar. Bizim gurur duyduğumuz insanlar bunlar. Bizim nasıl bir insan anlatılabilir? O kadar yüce insanlar. Ne ekersen. Mehmet Seyda 4 lira. Bu roman geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı roman yarışmasında üçüncülüğü kazanmıştır.
Değerli bir roman. Eski baskı. 15 Mart 1976 asansördeki evde almışım asansör. Madame Regina'yı ve Josefa'yı, İspanyol Yahudileri, onlar şeyi çalıştırırlardı. O su sistemini, asansörü çalıştırırlardı. Şerif, Remzi, Reyent. Evet. Onlar bizim değerli asil komşularımızdı. Onları tanımanızı isterim elbette yani, ama artık toprak. Tehlike sezgisi birçoklarında dehalar yaratır. Yani onları kendi seviyelerinden üstüne çıkarır. Hayalsever kişiye ise bu sezgi atılgan, bir şey daha var burada, ahmakça yazılmış romanlar sevdirip yazdırır. Stendhal. Birazı rutubetten gitmiş, birazı toprak olmuş. Bağışlanmış Küheylan. Hildegard Knef. Bağışlanmış Küheylan. İşte bunları böyle sakin sakin okuruz. 21 Nisan 1976. Kemeraltı. %25 indirimli. Bak bunu %25 indirimli almışım, yazıyor orada. %25 indirimli. 76'da almışım. O zamanlar kitap fuarları bu kadar şeyli değildi. Coşkulu değildi. Kitapçılar kendi aznesini, Ahmet Arif'i, değerli yazarları İstanbul'dan, Ankara'dan, başka illerden, yurt dışından getirirlerdi. Biz önlerinde kuyruk olurduk. Ve 3 saat, 4 saat bekler, kitabımızı imzalatırdık. Sohbet ederdik kuyruklarda. Sonra ne oldu? Sonra İstanbullu, Ankaralı, Türkiye'nin kitap üreticileri, İzmirli kitapçılara %30, %40 indirimle kitap sattılar. Sonra kitap fuarlarında %60-70 ile kendileri İzmirli okuyacak kitap sattılar. Ben bir defa protesto kaseti yapmıştım bu konuyla ilgili. Gitmedim o sene, gitmem. Bundan sonra gidiyorum şimdi. Hildegard Knef adı kitap okuyucularından çok sinema severler tarafından iyi bilinir. Berlin'de doğan, savaş yıllarında öğrenime başlayan, küçük yaşta savaşı bütün yönleriyle tanıtan Hildegard Knef, savaştan sonra gerek sinemada gerek tiyatroda büyük bir üne kavuştu. Çocukluk çağında günlük tutmaya başlayan ve bağışlanmış Küheylan'ı bu anılardan oluşturan Hildegard Knef bu kitabıyla gerçek bir yazar olduğunu da ortaya koyuyor. 2 yıldır Almanya'da en çok satan kitaplar listesinden çıkmayan bağışlanmış Küheylan, Der Gesthände Gold, ondan fazla dile çevrilmiş ve her çevrildiği ülkede büyük ilgi görmüştür. David Cameron adıyla tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanınan David Anthony Palastanga ile evli olan Hildegard Knef, 8 yaşında bir kızı vardır. Bir kız evladı varmış. O yıllarda 8 yaşında. Evet, yılı bulsak yardımcı olacağız. Her kitapta yıl yazmıyor. Bunda da öyle. Evet, sadece 1972. 1972'de bulduk. Bu bizim başlarcımız. Biraz şeyli, çamurlu mamurlu ama aznesin. Deliler boşandı. Bugüne dek aznesinin Türkiye'de 57, Almanya'da 5, Avusturya'da 1, Arnavutluk'ta 1, Azerbaycan'da 2, Bulgaristan'da 3, Ermenistan'da 1, Estonya'da 1, Fransa'da 1, İran'da 38, Macaristan'da 20, Özbekistan'da 2, Gürcistan'da 2, Polonya'da 1, Romanya'da 3, Rusya'da 6, Türkmenistan'da 1, Yugoslavya'da 1, Yunanistan'da 3 kitabı çıkmıştır. Kitapları 18, hikayeleri 23 dilde yayınlanmıştır. Aznesi'nin oyunları Türkiye'den başka Almanya'da, Amerika'da, Bulgaristan'da, Fransa'da, Macaristan'da, Romanya'da, Yugoslavya'da sahnelenmiştir. Aldığı ödüller: 1956 İtalya Uluslararası Mizah Yarışması'nda birincilik, altın palmiye.
1957'de İtalya'da uluslararası mizah yarışmasında birincilik, altın palmiye. 1959'da Gazeteciler Cemiyeti'nin fıkra yarışmasında birincilik. 1966'da Bulgaristan'da uluslararası mizah yarışmasında birincilik, altın kirpi. 1968'de Karacan yarışmasında karagöz oyunuyla birincilik. 1969'da Moskova'da uluslararası mizah yarışmasında birincilik, timsah. 1970'te Türk Dil Kurumu oyun ödülü. Evet. Nasıl yakmaya çalıştık ve değerli aydınları, gazetecileri, eleştirmenleri yaktık. A Director Method English Course. A New Course Special Designed for Turkish Student. Evet. Bu da güzel bir İngilizce yol gösterici kitabı ama yılımlı dağınık bitik yani. Yani bundan bir bu tarafa doğru fazla kök bilgisi çıkmaz yani. Böyle bir görmekte yarar var. Geldik güzel koleksiyon değerinde bir kitaba. Yeni Türk Şiir Antolojisi. 500 kuruş. 7 tabi. Biyografiler Ünal Tekinal. Okuyucuların hazırladığı Yeni Türk Şiir Antolojisi. Okuyucuların. Dergiler okuyucularına soru sorarlardı. Gazeteler. Oradan gelen cevaplarla yayın evi veyahut da yazarlar, eleştirmenler kitap çıkarırdı. İnsana bir değer verilirdi. Ne yazıyor burada? Evet. İşte bu şanlı şöhretli bir kitap. Okuyucuların hazırladığı. Kapak Arat, kapak baskısı. Evet. 82 numara. Naitül ve Akgün. Birinci. İzmir Atatürk Lisesi'nden edebiyat ve kompozisyon öğretmenim. Şiirimde, şairimde %100 tesiri olan bir öğretmenimdir. Rahmet ve saygıyla anıyorum. Onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Naitül Vak ödüllü bir şairdir. Sabahattin Kudret Aksal. Talip Apaydın. Orhan Arıburnu. Bunun şiirlerini ezbere bilirdim. Arıburnu şiirlerini. Özdemir Asaf. Güçlü bir kalem. Mehmet Başaran, Edip Cansever, Necati Cumalı, Florinalı. Necati Cumalı, annemin akrabası. Makedonya, Kuzey Yunanistan, Arnavutluk sınırı, Ohri. Manastır, o taraf. İlhan Demiraslan, Baki Suha Ediboğlu, Ceyhun Atıf Kansu. Bende kitap şeyi vardı, Ceyhun Atıf Kansu'nun bir mektubu bulursam veya kaldıysa. Rüştü Okur, Ziya Osman Sabah, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Muzaffer Tayyip Uslu, Turgut Uyar. Bir tane şiir okuyalım. Kimden geldi? Şu Arıburnu'nun papyonuna bakalım. Bak şaire bak. Temizliğe, titizliğe. Ya. Ultra. Bir kelimeyle bin anlam yüklediğim zaman sana sesleneceğim. Incognito. Seni görünce aynı anda geçer aklımızdan. Aynı düşünce. Bir duvar gibi aramızda. Aynı tonda öğretmenimin de var. Naitül Vakkün. Birisi şiirin adı. Onu da sonra başka bir gün okumak isterim. Hoşça kalın, dostça kalın, güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim.